Şimdi Allahümme berik duasını okuyoruz. Allahu Ekber Tekbirle ilgili dikkat edilecek hususlara işaret etmiştik. Burayı geçiyorum. Allahümme berik علي محمد وعلى وعلى آل محمد Doğru okuyuş bu. Buraya kadar muhtemel hatalarımız şunlar. Allah derken hemzeyi burada ince okumak gerekiyor. Allahu değil. Allahu şeklinde de ince geçip sonra kalınlar çıkmak şeklinde buradaki şeddeliyle okunmayacak. Allah. Allah. Burada iki harfin arası da ayrılmaması gerekiyor. Allah şeklinde de olmayacak. Teşdit malûnne yok burada. Teşdit ne var. Onun için Allah diye fazla uzatma, fazla tutma gerek yok. Lahu derken oradaki meddi tabiinin ölçüsüyle şeddeli lam harfinin üzerinde oyalanma miktarı mutabık olması gerekiyor. Aynı ölçüde olması gerekiyor. Biri uzun, biri kısa kalmayacak. Allahu değil. Allahu bu da değil aynı boyda. Allahu Allahu buradaki şeddeli lamı patlatmadan Allah diye patlatmadan okumak gerekiyor. Umme derken dudaklar geriye toplanacak çünkü şeddenin harekesi fetha. Bir de buradaki şeddeli mim şeddeli mim olduğu için teşdit malum ne Az önceki ölçünün bir hareket üstüne çıkmamız gerekiyor. Humme tutmak suretiyle. Mimin üzerinde oyalanmak suretiyle. Ölçüsü bir harften çok, iki harften az miktarda olacak. Berik derken, barik değil, be ince. Be, 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 berik, berik. Z burada konumu itibariyle ince okunması gerekiyor. Rize derken birinci heceyi nasıl söylüyoruz o şekilde ince. Rik değil. Badik. Badik. Buradaki kefe'de dikkat etmek gerekiyor. Türkçedeki k harfi değil. Dil ortasının gerisine mahreci reddetmek gerekiyor. Zik, zik şeklinde. Ala ince olacak gene ince uzatılacak ala değil ala Muhammed. ham diye mim kalınlaşmayacak Muhammed. mim ince şeddeli bir mim olduğu için teşdit ne durumunda bir harften çok iki harften az miktarda yine üzerinde oyalanmak suretiyle tutmamız gerekiyor muhammedin ve derken burada da idamı malumun ne var. Hunneli olduğu için teşdit malumun de nasıl tutuyorsak burada da tutmamız gerekiyor. Yoksa şeddeli bir vav wow gibi okuyup geçmek hatalı. Diuve, diuve. Burada idam var, hunne yok. Ama adı üstünde bu idam malumun ne. Hunneli bir idam. Hunneli olduğu için bir harften çok, iki harften az miktarda diğer şeddeli mimi tuttuğumuz gibi burada da tutmamız gerekiyor din ve ala dedik bir elifle durduk. Duruşta, metni munfasıllarda birinci kelimede duruşta bir elif miktarı uzatılarak durulur. Dört elif uzatılarak durulmaz. Neden? Çünkü daha sebebi metten hemzeyi okumada devreye sokmadım onun için. Ama geriden alıp geçerken ve ala'dan alıyoruz vav'dan ve ala ali diye metni munfasıl dör derip belirtip geçiyoruz. Bunları okurken yine aynı şekilde kalına doğru sesi evirmeyeceğiz. Ve ala ali olmayacak. Yine aynı istikamette, ince istikametinde uzatma, birisinde bir elif, diğerinde dört elif devam etmesi gerekiyor. Ali İbrahim derken e, ve ala Ali Muhammed derken Muhammed yine aynı şekilde birinci Muhammed'de nelere dikkat çektiysek yine aynı şekilde buradaki Muhammed'i de o şekilde okumak gerekiyor. mimi biraz fazla tutacağız. Sonundaki galgale'yi yaparken yine galgale kurallarına dikkat ederekten galgale'yi yapıyoruz. Şimdi buraya kadar bütün bu saydıklarıma dikkat ederek bir daha okuyorum. اللهم بارك على محمد وعلى وعلى محمد Bir daha اللهم بارك على محمد وعلى وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى Alâ ve alâ âli al İbrahim. Doğru bu. Muhtemel hatalar şunlar. Kema değil. Kema ''Barek'' de değil ''B'' yine ince. ''B'' Fethanın sesi. Bu mevcut sesi biraz daha uzatmak demek burada. ''B'' ''B'' Yoksa uzatırken harf biraz kalınlaştırılır diye bir kuralımız yok. ''KM'' ''B'' ''KM'' ''B'' şeklinde. Buradaki ra konumu itibariyle Fetha olduğu için kalın okunması gerekiyor ra. Rak şeklinde kefe kalın bir bağlantı yapılmayacak. Ra'nın kalınlığı kefe bulaşırsa rak olur. Hatalı bir okuyuş. Rak, rak, ek, 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 ek rak şeklinde kef harfine ince geçiyoruz. Bârak te'alâ İbrahim bir elif uzatarak durduk. Sonra geriden vavdan alıyoruz. Ve ala ali ibrahim diye dört elifle geçiyoruz. Metni munfasıllarda durmanın ve sonra da iptida etmenin kuralı bu. Dururken bir elifle duruyoruz, geçerken dört elifle hemzeyi devreye soktuğumuz için dört elif uzatarak geçiyoruz. Yine buralardaki metleri uzatırken kesinlikle kalına sesi evirmemek gerekiyor. Kama barakta ala ala değil ala İbrahim e derken ra kalın ve ala ali derken yine ve ala ali diye sesi kalına yamultmamak gerekiyor. Ve ala ali ve ala ali Burada uzatırken yine aynı şekilde elinin hemzesini yutmamak gerekiyor. İşin kolayına kaçıp metnin devamıymış gibi oraya eklememek gerekiyor. Ve alali ve alali şeklinde tesile kaçılıyor. Buradaki hemzeyi ispat etmek suretiyle okumak gerekiyor. Ve ala al ali, al ali şeklinde hemze belli olacak. Galibeleyi yaparken yine riayet ederek yapıyoruz. İb, İb, İbrahim derken yine bu ne? Bulaştırmadan uzatmamızı yapmamız gerekiyor. Bir daha okuyorum. Kama berrak te'ala إبراهيم وعلى وعلى آل إبراهيم إذا أقرأ كما باركت على ابراهيم وعلى وعلى ال اب Rahim İnneke hamidun Mecid Doğru okuyuş bu. Burada da inne derken bir de hamidun derken teşdit mealüğünne gibi muamele yapıyoruz ve bir harften çok iki harften az miktarda üzerinde oyalanmak suretiyle tutuyoruz. Ve bu tutma mutabık olması gerekiyor. Biri çok biri az olmayacak. Buradaki kef harfini söylerken Türkçedeki k harfine benzetmemek gerekiyor. Yakın sestir. Dil ortasının gerisine kef harfini reddetmemiz gerekiyor. İnne k k k. Hami yaparken ve mecid diye yaparken hunne bulaştırmamağa da dikkat etmemiz gerekiyor. Dumme derken dudaklar geriye toplanacak. Çünkü idam-ı malum neden oluşan bir şeddeli okuyuş var. E, müdvamun fih olan mim harfinin harekesi fetha fetha olduğu için duda geriye topluyoruz. Yoksa dumme değil. Dumme, dumme şeklinde duda geriye toplayarak dudak tarihine dikkat etmemiz gerekiyor. Cim harfini telaffuz ederken dilin ucuna kaydırmıyoruz. Dil ortasından çıkmasına dikkat ediyoruz. Bir daha okuyorum. İn إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم على محمد وعلى, وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى, وعلى hamimid